O, Iron Man'deki Tony Stark karakterinin ilham kaynağı. Hem çok zengin bir iş adamı hem de bir dahi. Elon Musk, dünyanın ilk ticari uzay şirketini kurdu. 2040'da Mars'a insan gönderip orada Mars Vaası dediği bir koloni kurmayı hedefliyor tamamlandığında dünyanın en hızlı kara aracı olması planlanan Hyperloop'un tasarımcısı Fakat en önemlisi Tesla elektrikli otomobillerin sahibi This might be the way to soak up ve tam da Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil üretmek için ilk adımlarını attığı günlerde Türkiye'de dahası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Sonrasında da İstanbul'da dünya uydu uzay piyasalarına yön veren 3. Global Sat Show'a katılacak. O külliyeye çıkmadan önce Cumhurbaşkanlığından anlamlı bir paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin hayata geçirdiği ve geçireceği dev teknoloji projelerini bir bir Twitter'dan saydı. Tesla şirketi mali krize girince Musk 2004'te bu şirkete ortak olup mali destek sağladı. Musk daha sonra Google'ın da Tesla'ya yatırım yapmasını planladı. Mercedes ve Toyota'da bu şirketin hisselerinden satın alınca sektörde bir numara oldu. Tesla'nın 2016'da elektrikli araba üretimi 84 bine ulaştı. Musk, elektrikli araçlar için dünyanın en büyük litim-iyon pili üretim tesisini kurdu. Peki Elon Musk'ın hikayesi nasıl başladı? Güney Afrika asıllı ABD'li Mucit, küçük yaşta yazılım programlayıp kodlamayı kendi kendine öğrendi. 12 yaşındayken Blaster'ı yani ilk bilgisayar oyunu tasarladı. Bu oyunu 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.